İyi Parti ilçe başkanımız bizimle birlikte. Ayrıca Burhaniye Çevre Platformu, Bergama Çevre Platformu yine bize destek olmak için buradalar. Onlara da tekrar teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Bornova Köyleri Muhtarlar Derneği, Akhisar Muhtarlar Derneği, Gördes Çevre Platformu, İzmir Çiçekliköy Muhtarımız ve köy halkıyla birlikte burada. Salihli Cafer Bey Köyü halkı yine buradalar, bizlerle birlikteler. Bağımsız Türkiye Partisi ilçe başkanımız, il başkanımız bizimle birlikteler. Halk evleri burada. Çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara. Ayaklarına, ellerine sağlık diyoruz. Ben şimdi Akhisar Ticaret Odası Başkanımız ve üyeleriyle burada birlikteler. Hoş geldiniz diyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk olarak Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya sözü vermek istiyorum, konuşmalarını yapmak üzere. Buyurun başkanım. Gel gel kızım, gel. Gel konuşalım. Gel yanında diyorsun. Öncelikle şunu söyleyeyim, o kadar çok katılımcı var ki insan mutlu oluyor. Ve birçok insan gelmiş, birçok kişi gelmiş, birçok kurum gelmiş ama genelde selamlama çok uzun süre. O yüzden hepiniz hoş geldiniz Akhisar'ımıza, belediyemiz önünüze. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi burada ezber bozan işler de oluyor. Bu tip eylemlerde alışık olduğumuz tüm kurumlar burada ama Akhisar Ticaret Odası da burada. Siz de hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek, bu iş sadece belli bir siyasi görüşü, belli bir insan kitlesini, sadece çiftçiyi, sadece zeytinciyi değil, Türkiye'nin herkesi ilgilendiriyor. Her siyasi görüşten, her ticari konumda, her sınıfta insanı ilgilendiriyor. Çünkü zeytin, zeytinyağı, zeytincilik bizim geleceğimiz. Hem sağlıklı yaşamak için, hem ticari anlamda, hem de yeşil korumak anlamında bizim en çok korumamız gereken, en çok arkasında durmamız gereken zeytini, zeytin ağacına ne yazık ki bir yönetmelik çıkarttılar. Ve işte şu anda bu duyarlı insanlar burada birleşerek bu yönetmeliğe karşı çıkıyoruz. Hepinizi kutluyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Bu yönetmelik değişecek. Yönetmeyi durdurma davaları açıldı. Bizim gibi platformlar karşı çıkıyor, belediyeler karşı çıkıyor, zeytinciler karşı çıkıyor. Bu işin ticaretini yapanlar bile karşı çıkıyor. Bunun karşısında duramazlar. Bu yönetmelik değişecek ama zeytin ağacımıza o yapılacak saldırılar bitmeyecek. 9 defa yasayla meclise getirdiler. Karşı çıktık. Geri çevrildi. Ama şimdi bu sefer bir yönetmelikle tekrar başarmaya çalışıyorlar. Madenci lobiler bunu yapmaya çalışıyor. Biz Akhisar Belediyesi olarak Akhisar'ın tüm paydaşları, çiftçisi, zeytincisi, işçisi, üreticisi, Ticaret Odası Zeytin Borsası, tüm Akhisar zeytin ağacını, zeytinliklerini korumak için elinden geleni yapacak. Bunu Akhisar'dan tüm Türkiye'ye, bu ülkeyi yöneten herkese haykırıyorum, söylüyorum. Bunu da herkes böyle bilsin. Ben söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra daha güzel toplantılarda, zeytinlerimizde, zeytin şenliklerinde buluşmak üzere. Hepinize, kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Şimdi Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'nu konuşması için davet ediyorum. Buyurun başkanım. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben şöyle karşıdan baktığımda burada gerçek vatanseverleri görüyorum. Çünkü vatanseverlik lafla olmaz. Vatanseverlik bu memleketin akarsuyuna, derelerine, bu memleketin zeytin ağaçlarına, dağlarına, ovalarına sahip çıkmakla olur. Maalesef ülkemiz tüketiliyor. Gençler geleceğini dışarıda ararken gençlik tüketiliyor. Kadın cinayetleri işlenirken kadınlar tüketiliyor. İşte enerji bahanesi ve madencilik bahanesiyle kanunların önüne bir kararname konularak, bir kararname ile zeytin ağaçlarımız tüketilmeye çalışıyor. İşte sizin gibi vatanseverler oldukça ümitleri yeşertiyorsunuz. Herkese
barışmak düşüyor. Doğayla, insanla, çevreyle barışmak düşüyor. Bir zeytin dalını buradan uzatıyorsunuz. Ben burada bulunduğunuz için, katkı verdiğiniz için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah öyle bir coğrafya yaratmış ki, Alaşehir bir graben, Sultaniye üzüm için bir mikroklima ve 80 bin ton kuru üzüm yapıyoruz, 10 bin ton üzüm ihraç ediyoruz. Bakın, Akhisar'ın dağlarından yağ damlıyor, ovalarından bal damlıyor. Bu memleket bizim, sizler buna sahip çıktığınız sürece bu memlekette umutlar hep yeşerecek. İnşallah geldiğimizde de o zeytin dalını herkese ulaştırıp barışı imzalayacağız. Herkes de doğayla, çevreyle, insanlarımızla barışacağız. Güzel günler yakındır. Hep beraber kazanacağız. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuşmacılara sözü devrediyorum. Çok teşekkür ederiz. Saymayı unuttuğum arkadaşlarımız olmuş. Özellikle belirtmek istiyorum. Ege Çevre Kültür Platformu'nun Gençlik Meclisi de bizimle birlikte. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Meclis kuruluşu henüz yeni gerçekleştirildi. Ayrıca aramızda 40 Ağaç Ziraat Odası Başkanımız da bizimle birlikte. Ona da hoş geldiniz diyorum. Ve Manisa Çevre Derneği kuruluşunu dün gerçekleştirdi. Onlara da tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık, hoş geldiler. Manisa'mızın en güzel ürünleri, zeytinimiz, üzümümüz, incirimiz, Ege bölgesinin verimli topraklarının bu güzel ürünlerini hep birlikte korumaya devam edeceğiz. Şimdi ben sözü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na bırakmak istiyorum. Buyurun vekilim. Havasına, suyuna, toprağına, vatanına, zeytin ağacına sahip çıkan sizlere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok güzel insanlar var aramızda. Akhisarlılar burada. Salih'ten gelen arkadaşlarımız var. Cafer Bey'den gelen arkadaşlarımız var. Alaşehir'den gelen, Kırkağaç'tan, Soma'dan, Gördes'ten, Turgutlu'dan, Manisa'nın her tarafından buraya gelen bu koca yürekli insanların önünde saygıyla eğiliyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Bir Mart sabahı telefonlarla uyandım. WhatsApp'tan birçok görsel geldi. Sonra öğrendik ki bakanlık bir yönetmelikle maden yönetmeliğinde yapmış olduğu bir değişiklikle zeytin sahalarını elektrik üretmek amaçlı madencilik faaliyetlerini açıyor. Birçok tepki telefonu geldi. Daha önce de buna cesaret etmişlerdi. Daha önce 7 defa cesaret etmişlerdi buna. Fakat hiçbirisinde de başarılı olamadılar. Önlerinde 2 tane engel vardı. Birincisi halkın tepkisi, kamuoyunun baskısı, aynen burada olduğu gibi daha önceki denemelerinde de yüzler, binler, on binler sahaya indi. Halkın tepkisinden korktular, geri adım attılar. İkincisi ise 1939 yılında çıkmış olan 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı hakkındaki kanun. Bu kanunun 20. maddesi çok açık ve net. Diyor ki 20. maddede zeytinlik sahaları içerisinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikasında hariç zeytin bitkisinin gelişmesini engelleyecek, toz çıkartacak, kimyasal atık bırakacak bütün eylemler, bütün işletmeler yasaklanmıştır diyor. Yani zeytin sahalarında zeytinyağı fabrikasından başka hiçbir şey yapamazsınız diyor. Burada çok açık bir şey var. Yönetmelik kanunların arkasından dolaşmaktadır. Kanunu bypass etmektedir. Ve uluslararası
hukuk kurallarına aykırıdır. Evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Anayasaya aykırıdır yapılmak istenen. Yasayla yapamadıklarını bir yönetmelikle yapmak gayreti içerisinde ne yazık ki bakanlık. Ancak bunu başaramayacaklar. Bizler, buradaki insanlar buna izin vermeyeceğiz. Daha önce de vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Esasında büyük bir çelişki var burada. Şimdi bazı arkadaşlarımız yanımızda yok. Esasında burada başka arkadaşlarımız da olacaktı. Mesela grup başkan vekilimiz Özgür Özel olacaktı. Sizlere selam var. Manisa milletvekilimiz Bekir Başevirgen olacaktı. Sizlere selam var. Onlar şu anda Ankara'da direnişteler. Nasıl biz burada zeytin ağacı için direnişteysek, onlar da Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle beraber bir haftadan beri mecliste bir direnişteler. Mecliste şu anda nükleer santrallerle ilgili bir düzenleme yapılıyor. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri bir haftadan beri bu kanun çıkmaması için, yasalaşmaması için mücadele veriyoruz. Bugün dahi meclis çalışıyor. Onların sizlere kucak dolusu sevgi selamları var. Onların şu anda kalbi bizlerle beraber atılıyor. Ben de üzerimde kalmasın bu sevgi ve selamları size aktarayım. Şimdi çelişki şu. Mecliste nükleerle ilgili bir kanun teklifi var. Diyor ki iktidar temsilcileri, nükleer tesisler, nükleer santraller karbon salmazlar, dolayısıyla yeşil enerjidir diyor. Size sorsam, dünyadaki en riskli, en tehlikeli enerji türü nedir diye sorsam, herkes ilk sıraya nükleeri yazar. İktidar diyor ki, nükleer santraller temiz enerjidir, yeşil enerjidir diyor. Peki size sorsam, dünyadaki en kirli enerji türü hangisidir desem, herkes termik santralleri bahseder. Öyle mi? Dünyadaki en kirli enerji türü termik santrallerdir. Şimdi bir taraftan nükleere yeşil enerji diyoruz, öbür taraftan dünyanın en kirli, en pis enerjisi termik santraller içinde zeytin sahalarımızı madenciliğe açıyoruz. Bu büyük bir çelişkidir. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Bu yönetmelik 1 Mart tarihinde, 1 Mart sabahı yayınlandı. 1 Mart aynı zamanda bir yıl dönümüydü. Tezkereye, Irak'taki tezkereye verilmiş bir cevaptı. Irak tezkeresinin reddedildiği tarih 1 Mart tarihiydi. Bundan yıllar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vatansever insanlar, onurlu insanlar bu memleketin topraklarına emperyalist askerlerin postallarının girmesine müsaade etmemişlerdi. Bugün bizler de Manisa'nın bu onurlu insanları, Manisa'nın bu vatansever insanları zeytinliklerimizin maden sahası haline gelmesine, zeytinliklerimizin madenle kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Direniş başlamıştır. Türkiye'nin her yerinde bundan sonra buna benzer toplantılar yapılacak. Ta ki bu yönetmelik iptal edilene kadar. Yapılan anayasal bir suçtur. Anayasaya aykırıdır. Ve anayasa bize diyor ki, eğer hükümetler hukuksuz kararlar alırsa sizin de direnmeye hakkınız vardır. Türk halkı da bu hukuksuzluğa karşı direnecektir. Beni bilen bilir. Ben zeytinliklerde doğdum, büyüdüm. Geçen baktım, ilk zeytin fidanımı 7 yaşındayken dikmişim. Şu anda 41 yaşında o zeytin fidanı ve ürün veriyor. Benim çocuklarıma da belki torunlarıma da ürün vermeye devam edecek. Piyasayı da bilirim. Benim bir gözlemim var. Kim zeytin ağacına zulmettiyse, kim zeytine, zeytinyağına hile karıştırdıysa, tahşiş yaptıysa,
takip edin, bakın o insanların iki yakası bir araya gelmemiştir. Şimdi ben buradan bakanlığa seslenmek istiyorum. Yeni Tarım Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Sizi uyarıyoruz. Zeytinliklerle uğraşmayın. Çünkü zeytin bütün semavi dinlerde yer alan dünyanın en bereketli ağacıdır. Bu ağaçla uğraşmayın. Eğer uğraşmaya devam ederseniz iki yakanız bir araya gelmez. Benim de buradan size tavsiyem ve benim dediklerimi lütfen dikkate alın. Şu görmüş olduğunuz bu yönetmeliği, hukuksuz yönetmeliği biz şimdi burada yırtıyoruz, yırtacağız. Akhisar halkı, Manisa halkı, Türkiye'deki vatanseverler buna müsaade etmeyecekler. Bu kan, bu bizim için yok hükmündedir. Dün olduğu gibi bugün de toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve zeytin ağacımızı savunmaya devam edeceğiz. Ferman sarayıysa zeytin ağaçları bizimdir. Ferman sarayıysa zeytinlikler bu halkındır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bergama Çevre Platformu bizimle birlikte isimlerini saymıştım diye düşünüyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Ayrıca Emek Partisi İlçe Başkanlığı bizimle birlikte. Bağımsız Türkiye Partisi İlçe Başkanlığı bizlerle birlikte. Turgutlu Çevre Platformu bizimle birlikte. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Vekilime de bu güzel konuşması için teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilimiz Yıldırım Kaya'yı kürsüye davet etmek istiyorum konuşmaları için. Zeytin halkındır, halkın kalacak. Akhisarlılar, Manisalılar, selam olsun size. Selam olsun bugüne kadar mücadeleyi yürütenlere. Ben bilirim ki 80 öncesi sizin tütününüz elinden alınmak istiyordu. Ama ilk ateşlenen fitil Akhisar'da tütün mitingiydi. Çiftçiler, tütün üreticileri, kadınlar, çocuklar hep birlikte ayağa kalkmışlardı. Tütün tarlalarındaki o acıyı, o gözyaşını yaşayanlar kendi geleceklerine sahip çıkmak için ayağa kalkmışlardı. O mücadele bizi uzun yıllar diri tuttu. Ne zaman ki mücadeleyi terk ettik, ne zaman ki tütünümüze sahip çıkamadık, işte o zaman kaybettik. Tütünümüze sahip çıkamadığımız için bugün zeytinimize göz diktiler. Zeytin ağaçlarımıza göz diktiler. Toplantı başladığında sunucu arkadaşımız tufan gemisinden bahsetti. O zaman güvercinden ve zeytin dalından bahsetti. Hem güvercin barışın simgesidir, hem zeytin dalı barışın simgesidir. Bugün savaş yaşanıyorsa, çocuklar ölüyorsa, kadınlar dehlizlerde doğum yapmak zorunda kalıyorsa, İşte buna uzatılan el zeytin ağacıdır. Zeytin dalını uzattığınızda barışı uzatmış oluyorsunuz. Dünyada savaşın öldürdüğünü, barışın yaşattığını hep biliriz. Biz savaşlara hep karşı çıktık. Çünkü esas olan insan yaşamıdır. İnsan yaşasın ki zeytin yaşayabilsin. Biraz önce arkadaşlarla sohbet ederken 1600 yıllık zeytin ağacı olduğunu söylediler. Bir arkadaşımız da dedi ki yanılıyorsunuz dedi. 3000 yıllık zeytin ağacı var. Yani soframızdaki katığımız olan zeytin 3000 yıllık bizim bildiğimiz yaşıyor. Ekmeğimize katık, geleceğimize umut oldu. Elle tutulur, gözle görünür madenimiz bizim zeytinimizdir.
Siz Bergama'da bir avuç altın çıkartacağız diye Bergama'da yaşamı zehir ettiniz. Kaz Dağları'ndaki yaşamı zehir ettiniz. Şimdi de Manisa'nın, Milas'ın, Antalya'nın, Balıkesir'in, yani zeytin ağacının yetiştiği her yeri bize zindan etmeye çalışıyorsunuz. Soframızdaki katığı, çeyizimizdeki sevdamız olan zeytinimizi elimizden alamayacaksınız. Fransız yazar La Fontaine bir masal anlatır. Bu masalı siz çocuklarınıza anlatıyorsunuzdur. Biz de öğretmen olarak sınıfta hep öğrencilerimize anlattık. Altın yumurtlayan tavuk hikayesini bilir misiniz? La Fontaine anlatır. Altın bir köylü çiftçinin altın yumurtlayan tavuğu var. Her gün bir altın yumurtlar, o altını alır, sarrafa götürür, bozdurur. Bir gün böyle, beş gün böyle, bir ay böyle. Daha sonra köylü der ki, ya bu altını herhalde kesersen tavuğu, tavuğun haznesinde altınların tümünü birden alırım der. Tavuğu keser, tavuğun karnını deşer ama orada gördüğü bir altın değildir. Altın yumurtlayan tavuğu kestikten sonra o köylünün yaşamı zehir olur. Şimdi siz bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu kesmek istiyorsunuz. Bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu kestiğinizde her gün altın aldığımız o zeytin ağacını yok etmek istiyorsunuz. Emperyalist güçler bir kez daha şunu bilsinler. Dün emperyalizme karşı mücadele edenler bu toprakları kurtardılar. Bize emanet ettiler. Dün işgal ettiğiniz bu topraklara bugün gizli işgalle geliyorsunuz. Maden arayacağız diye bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu kesiyorsunuz. Altın yumurtlayan tavuğumuza sahip çıkacak mıyız? Evet. Çıkacak mıyız? Evet. Tütün mitingi yapanları bugün bir kez daha alkışlıyor muyuz? O tütün için miting yapan, ODTÜ'den gelen, Hacettepe'den gelen, Boğaziçi'nden gelen o üniversite öğrencileri, bugün aramızda olanlar var, olmayanlar var. Onların önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Siz nasıl ki tütün üreticilerine sahip çıktıysanız biz de söz veriyoruz. Ant içiyoruz ki altın yumurtlayan tavuğumuzu emperyalist güçlere teslim etmeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi işte bu kadınlarımızla, bu kadınlarımızla, bu çiftçilerimizle, bu köylülerimizle birlikte bu mücadeleyi yürüteceğiz. Emperyalistler kaybedecek. Bağımsız Türkiye diyenler kazanacak. Selam olsun zeytin üreticilerine. Selam olsun tütün üreticilerine. Selam olsun emeğiyle, alın teriyle geçinenlere. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu mücadele bitmedi. Bitmeyecek. Bu savaş bitecek. Barış kazanacak. Zeytin üreticileri kazanacak diyor. Hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşması için sayın vekilimize. Sevgili dostlar, seneler önce sırf Amerika'dan onların tarım ürünleri gelsin, onların yağları yensin diye, zeytinyağlı yiyemem aman diye Türk'ü çığırtan bu zihniyet halen iktidarda. Ama bizler Egeliler neşeli diye biliniriz. Elimiz açıktır, soframız açıktır ama inadımız da inattır. İnadımız inat, zeytinimizi, zeytin ağacımızı onlara yedirmeyeceğiz. Bu arada Sol Parti Akhisar İlçe Teşkilatı, ilçe başkanı da bizimle birlikte. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ve Akhisar Çevre Derneği Başkanımız Sayın Erdem Boşnağ'ı kürsüye davet ediyorum konuşması için. Öncelikle
zeytinimize sahip çıkarak, tarlalarımıza sahip çıkarak buraya gelen herkesi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, tarımda iyice sıkıştığımız bu günlerde yeni bir darbeyle karşılaştık. 1 Mart Salı günü çıkartılan zeytin yönetmeliğiyle artık Türkiye'deki bütün zeytin arazileri madencilerin kullanımına açıldı. Tütün üretimini bitirdiler, buğday üretimini bitirdiler, şekeri bitirdiler, sıra zeytine geldi. 1939 yılında yürürlüğe giren zeytin yasası 83 yıl sonra bir yönetmelikle delinmeye çalışılıyor. 39'daki kanunla zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin verilmiyordu. O yüzden bütün tarım ürünleri bitme noktasına gelmişken zeytin hala kendini koruyabiliyor. İklim krizinden çıkış için dünya fosil yakıt kömürü terk ederken biz bırak terk etmeyi, kömür için tarlalarımızı talana açıyoruz. Tapulu araziler maden arama gerekçesiyle elimizden artık alınabilecek. 3 kilometre yakınına kadar başka işletme kuramazsınız demiş 39'daki kanun. Bu zeytine zarar verir diye. Ta 83 yıl önce. Diyelim ki bir zeytinliğiniz var. Sizin üzerinize tapulu. Altında bir kömür madeni var. Madeni çıkarmak isteyen şirket bakanlıktan izin alarak sizin tapulu arazinize girerek kömür madeni çıkarabilecek. Bunun için zeytinlerinizi sökecek. Başka bir yere taşıyacak. Nereye taşıyacağı belli değil. Taşınacak yer yoksa bu arada ağaçlar kesilecek. Madencilik faaliyeti bittikten sonra, yani kömür rezervi çıkarıldıktan sonra madeni çıkaran şirket o alana zeytin dikecek, rehabilite edecek. Bu ne kadar sürede olacak o da belli değil. Türkiye'de zeytini ağacı gereksiz gören, insanların yaşamını hiçe sayan vahşi madencilik anlayışıyla bu alanların yeniden zeytin olarak rehabilite edileceğini düşünmek saflık olur. Somalı madenciler şirketten hala paralarını alamadılar. Üstelik her türlü davayı kazanmalarına rağmen. İleride nasıl bir manzarayla karşı karşıya olacağımız Soma'daki madencilerin başlarına gelenlerden belli. Üstü zeytin, altı maden olan sahada zeytin ağaçlarını taşıyacak yer olmazsa bu zeytinler kesilecek deniyor. Madencilik faaliyetini yürütecek şirket, Tarım Bakanlığı'na göndereceği sahada ve sizin zeytininiz kadar bir alanda daha sonraları zeytinlik alan tahsis edecek. Sizin zeytinleriniz diyelim ki 20-30 yıllık veya asırlık ağaçlar, hala ürün alıyorsunuz. Ama dikilecek ağaçlardan ürün alabilmek için en az 5 yıl beklemeniz gerekiyor. Amaç zeytin ağacını ve üreticiyi korumak, kamu yararını gözetmek değil, maden şirketini korumak. Maden sahasının denk geldiği zeytinlerin kesilmesi, taşınması, yani bahçe tesisi ve diğer tüm işlemlerden madencilik şirketi sorumlu olacak. Yani devlet bu konuda sorumluluk kabul etmiyor. Zeytin alanları, zeytin üreticileri madencilerin insafına bırakılıyor. Bu şirketlerin işleri bittikten sonra üreticinin lehine işler yapacağına, üreticinin hakkını vereceğine bu ülkede inanan var mı? Zeytincilik Türkiye'de yaklaşık 500 bin ailenin geçim kaynağıdır. Yüzlerce yıl, bin yıl ürün verir. Maden gibi bir kere ürün verip ortalığı kirlenmiş halde bırakmaz. Özellikle Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Akhisar ve civarı olmak üzere Ege bölgesinin her tarafında zeytinlikler vardır. Bu yönetimlikte artık buralar tamamen korunmasız hale geldi. Ülkede neredeyse 190 milyona yaklaşan zeytin ağacının yapılan bir hesaplamaya göre 160 milyonu kesilecek. Türkiye'deki yokluk ve sıkıntıların üzerine bu 500 bin ailenin mahvoluşu eklenecek. Toprak mahvolacak, aileler darmadağın olacak. Ülkemizde artık zeytin bulunamayan bir yiyecek haline gelecek. Bir avuç sermaye çıkarına kurban edilmek isteyen zeytinlikler bir tek bu aileler için bile korunmalıdır. Bu kanun dışı ve doğa düşmanı yönetmelik hiç önümüze gelmemeliydi. Bu memleket sadece macericilerin değil, hepimizindir. Tarım madenden daha değerlidir,
madencilik adı altında doğamızın, tarlalarımızın mahvedilmesine izin vermeyeceğiz. İktidarın bu yönetmeliği bir daha düşünmesini istiyoruz. Zeytin yoksa hayat yoktur. Zeytinime dokunma diyoruz. Hepinize teşekkürler. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel mitingi organize etmekte verdiği emekleri için de teşekkür ederiz. Şimdi içimizde pek çok zeytin üreticisi arkadaşımız var. Ayvalık'tan, Bergama'dan, Dikili'den, tabii ki Akhisar Merkez'den. Şimdi zeytinle ilgili görüşlerini, sıkıntılarını, düşüncelerini, bugüne kadar verdiği emeğin kıymetini anlatmak üzere Akhisar'dan yerel bir üretici arkadaşımızı konuşma yapmaya davet ediyorum. Emin abi aramızda. Emin abi'den kürsüyü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bugüne kadar tarımla ilgili herhalde son dönemlerde memleketi yöneten, idare eden insanların tarımı bitirmek için her türlü gayreti gösteriyorlar. Üstüm bitti, her şey bitti. Yarından sonra bizim zeytinimizi de bitirmek için bütün kartellere peşkeş çekmek için her türlü gayreti bir daha gösterecekler. Ama biz bu gayretlere şey yapmayacağız, direneceğiz. Arkadaşlar, zeytin dediğiniz ağaç diğer ağaç türlerine benzemez. Yaprağından faydalanırsın, odunundan faydalanırsın, meyvesinden faydalanırsın. Ama bir türlü bunu insanlara, iktidara anlatamıyoruz. Zeytinimize hep beraber ve tarımımıza hep beraber sahip çıkacağız. İnanın zeytin bittikten sonra diğer tarım araçları şeyler de bitecekler. Arkadaşlar, hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Verdiğiniz mücadele için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Emin abimize teşekkür ediyoruz. Şimdi hepiniz hatırlarsınız. Soma felaketi bir yandan acılarını sarmaya çalışırken Soma'nın Yırca köyünde zeytin ağaçları köklerinden kesildi. Buna karşı direnen yurttaşlardan Ayşe ablamız yanımızda. Şimdi sözü ona vermek istiyorum. O da duygularını, düşüncelerini anlatsın. Ay, hepiniz hoş geldiniz. Vallahi ben ne diyeceğimi bilmiyorum da. Bu zorlu şeyler Yırca köyünde biliyorsunuz, başımıza gelenlere şeyden bakmışsınızdır sosyal medyadan. Biz çok çektik madenciden, Colin'den çok çektik. Colin zeytinlerimizi kesti. Şu an diktik ama daha büyüyünceye kadar bir 30 sene bekleyeceğiz herhalde. Ya biz köyler olarak çok zor duruma düştük. Para da alamadık. Biz para istemedik zaten. Temiz hava istedik. Soma'da bir daha biz termik santral asla ve asla istemiyoruz. İsteyenler varsa da onlar da istemesin. Kanser olmak da istemiyoruz. Temiz hava, temiz doğa istiyoruz, temiz yaşam istiyoruz, insanlar temizlik istiyor. Yeter artık ya, biz artık bıktık ya. Yeter, temizlensin gitsin artık. Nedir bizim doğalım? Bizim, evet, bizim ne dağımızı bıraktılar eski santrallardan, ne ovamızı bıraktılar, hiçbir şey kalmadı. İstanbul Ankara yolu da geçti. Para verdiler, para bitti, ne olacak şimdi? Yol geçti ama bizim köyde hiçbir şey kalmadı. Hayvanlarımıza şeyi soktuk, kümeslere soktuk, tavukları da soktuk, insanları da AVM'leri soktuk, dağları, ovaları bitirdik. Çok güzel oldu değil mi? Biz çocukken dağlarda sekiyorduk, ağaçlara tırmanıyorduk. Biz tarlalarımızı ekiyorduk, her şeyi ekiyorduk ki biz doğal yiyip doğal yaşıyorduk. Bakın halimize, çok perişan olduk. Daha da perişan gidiyoruz. Herkes artık, millet bir gözünü açsın. Yeter artık ya. Bıktık, bitirdik artık. Artık değişmesi lazım bir şeyleri. Güzel yaşam, güzel insan, güzel fikir lazım bize.
Yaşamak istiyoruz biz ya. Hayvanlaşa, doğa her şey yaşamak istiyor. Biz yaşamak istiyoruz. Duysun bunlar ya. Duymak istemiyorlar mı? Kulaklarına mı tıkıyorlar, ne yapıyorlar? Bizim o zaman zeytinler kesilirken hiçbiri gelmedi ya. Biz kendimiz direndik ya. Birkaç kişi geldi. Yok komünisti yok. Yeter artık, komünistlik falan yok. Türkiye için çalışmamız var, sevmemiz var. Biz Atatürk'ün çocukları. Biz Atatürk'ün çocukları, çalışacağız yani. Vatan için, ülkemiz için, bayrak için. Ya herkes bayrak, vatan diyor ama bir sefer gelmiyorlar meydanlara. Biz meydanlardayız ve direneceğiz. Ölümüne direneceğiz. Hiç kusuru bakmasınlar. Buradan duysun. Cumhurbaşkanı duysun. Onun milletvekilleri de, hele o Bahçeli de duysun. Yeter var Bahçeli'de. Ölçekten buradan hepsi gitsin. Bahçeli'yle doğru, Mustafa Destici'yle doğru yaşamayacağım ben. O Destici'den doğru. Tamam, yeter. Belediye başkanını da çok seviyorum. Mesut Mutlu Bey. Takip ediyorum. Çok güzel. Helal olsun kendisine. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kusur bakmayın. Çok güzel, çok güzel. Aferin. Zeytin halkındır, halkın kalacak. Zeytin halkındır, halkın kalacak. Sevgili dostlar, Ayşe ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel anlattı gerçekleri bize. Gerçekten zeytin ağacını biz şu an koruyoruz ama asıl zeytin ağacı bizi korudu bugüne kadar. Zeytinciliği koruma yasası sayesinde doğa alanına yol açan pek çok projeyi bu sayede kazandık. Zeytinliklerin varlığı sayesinde, zeytin ağaçlarının varlığı sayesinde VETA, Cumhuriyet'in ilk kanunlarından olan 1939 yılında çıkartılan Zeytinciliğin Korunması Kanunu sayesinde pek çok talan projesini hem direnişle durdurduk, hem açtığımız davalarda bu sayede lehimize bilirkişi raporları aldık, davalarımızı kazandık. Şimdi sıra bizde. Zeytinliklerimizi koruma, zeytin ağacını koruma sırası bizde. Şimdi basın açıklamamızı okumak üzere Ege Çevre Platformu Gençlik Meclisi'nden Seval Ekşici arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Geçit vermeyeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığımızı kaldırıyoruz. Göz boyamasıyla açgözlü şirketlerin zeytinlerimizi, ormanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı yuttuğu ve tükettiği bir ortamda madenlerin doğaya, yaşama verdiği zararlar her geçen gün katlanırken binlerce yıldır bu topraklarda Anadolu'ya, Akdeniz coğrafyasına can veren zeytin ağaçlarını koruyan yasayı yok sayarak yönetmelik değişikliği yapıldı. Yönetmelikte kamu yararı bahanesi, ÇED, Toprak Koruma Kurulu, kurum görüşleri ve idari yargı süreçlerini kaldırma, uzatma, oldu bittiye getirme çabaları. Zeytinliklerin ve tarım alanlarının tahribatına yol açacak bu yönetmelik değişikliğinde kamu yararı olamaz. Esas kamu yararı doğa ve tarım alanını korumaktır. Sermayenin doğamızı, dağlarımızı, derelerimizi, tepelerimizi daha çok talan etmek, tahrip etmek için önündeki en önemli engel yasa durumunda. 1939 yılından beri yürürlükteki zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılaştırılması kanununda arkasından dolanmalara izin vermeyeceğiz. Bu yönetmelik değişikliğiyle zeytine değil tüm yaşama, çocuklarımızın, ülkemizin geleceğine yönelik bir ihanet asla kabul edilemez. Ekolojik dengenin devamlılığı bakımından önemli bir rolü olan ve yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan zeytinlikleri yok etme girişimleri gerçek anlamda ülkeye, doğaya, insanlığa karşı işlenmiş bir suç girişimidir. Bu bir ekolojik yıkımdır.
Evet, zeytin ağacı binlerce yıldır hiçbir karşılık almadan şifa üretir. Evet, zeytin ağacını cebini doldurmak için hiçbir canlıyı katlettiği görülmemiştir. Evet, zeytin ağacı binlerce ailenin yüzyıllarca geçimini sağlar. Evet, zeytin ağacı halen ülkenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Evet, zeytin ağacı iktidara yaranıp doğanın dengesini bozmaya çalışmaz. Evet, zeytin ağacı birçok kültürde barışın simgesidir. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Halkımızın istemediği bu yönetmelik derhal geri çekilsin. Bizler her türlü meşru direnme hakkımızı kullanarak zeytin alanlarımızı sözde enerji ağlarına kaptırma maskesiyle talana izin vermeyeceğiz. Kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Halkındır, halkın kalacak. Zeytin halkındır, halkın kalacak. Sevgili dostlar, yoldaşlar, yurttaşlar, bugün aramızda Halkların Demokratik Partisi Akhisar İlçe Teşkilatı ve Başkanı bizimle birlikte. Demokratik Sol Parti Akhisar İlçe Başkanlığı bizimle birlikte. Halkların Demokratik Kongresi üyesi arkadaşlarımız bizlerle birlikte. Ayrıca KESK, Eğitimsen, Tümbelsen üyesi arkadaşlarımız ve temsilcileri bizlerle birlikte. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, ayaklarına sağlık. Basın açıklamamızı bitirmeden önce halkımızın kendi içinden gelen duygularla yazdığı şu birkaç tane pankartı size okumak istiyorum. Öncelikle Zeytin'in başkenti Akhisar'dan selamlar. Zeytin bizim, rant sizin demiş Cafer Bey köyü. Zeytinliklerimizi sermayeye kurban etmeyeceğiz. Maden yönetmeliği iptal edilsin. Doğayı insana karşı koruyacağız demişler. Zeytin madenden değerlidir. Her ağacı tek tek savunacağız. Maden yönetmeliğine zeytin dalı yok. Yaptınız bitmedi, şimdi de söküyorsunuz. Yalana, talana, ranta geçit yok. Zeytin berekettir, zeytinime dokunma. Endüstriye, sömürüye dur diyeceğiz. Zeytinime dokunma, zeytinime dokunma. Tekrar tekrar söylüyoruz. Önce zeytin ağaçlarımıza, sonra birbirimize, doğaya, yaşama sarılıyoruz. Abdi ağalar kaybedecek, ince Mehmetler kazanacak diyoruz. Direne direne bu mücadeleyi kazanıyoruz. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Sevgili dostlar, mücadelemiz daha yeni başlıyor. Zeytinime dokunma, dokunursan yanarsın. Zeytinime dokunma, dokunursan yanarsın. Emekli senden dostlarımız da bizimle birlikteler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz yeni başlıyor. Yılmıyoruz, direniyoruz. El ele, kol kola, zeytin ağaçlarımıza sarılarak bu mücadeleyi kazanıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, ayaklarınıza, direnişinize sağlık. Yakınım.